Parça ve marka resimleri Protostil'de otomatik olarak oluşturulur ve kullanıcı müdahalesi gerekmez. Markalar parçalar bütünüdür ve parçaların bir araya gelmesiyle meydana gelir. Protostil'de bir markayı görüntülemek istediğimizde sol menüde yer alan tüm markayı seç komutunu çalıştırarak görüntüleme yapabiliriz. Gördüğünüz gibi üzerindeki levhalarla birlikte bir kolon eleman markayı teşkil etmektedir. Bağlantı tasarımları sonlandırılmış bir modelin imalata uygun parça ve marka resimlerini hazırlayabilmek için önce elemanların numaralandırılması gerekir. Numaralandırma için çizim ve raporlar bölümünden numaralandır seçeneğini işaretlemeliyiz. Böylece program otomatik olarak benzer nitelikte olan özelliklere göre numaralandırma yapar. Numaralandırma yaptığımızda her bir elemana bir parça numarası ve marka numarası verilir. Örneğin bu seçtiğimiz kolon elemanı 328 numaralı parçaya aittir ve P12 ile belirtilmiş bir parçadır. Ve 9 numaralı markadır ve K12 ile belirtilmiştir. K12 burada kolonları temsil etmektedir. Şirket standartlarına göre bu marka veya parça örnekleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bunun için öncelikle filtreleme bölümünden hangi elemanların örneklerini değiştirmek istiyorsak onları seçmeliyiz. Örneğin kolon örnekini değiştirmek isteyelim. Tamam diyelim. Ve kolonları filtreleyelim. Filtrelenen kolonları seçip Enter'ı tuşladığımızda gruplandırılmış nesne seçimi bölümündeki profil seçeneklerini işaretleyerek detaylandırma tanımları bölümünde örnekleri belirtebiliriz. Örneğin parça seçimi için yine P12 kullanılsın ve 1 numaradan başlasın. Marka örneği için K yerine CL12 kullanılsın ve yine 1 numara ile başlasın diyebiliriz. Uygula tamam diyerek pencereyi kapatalım. Böylece kolonlara baktığımız zaman CL12'ni aldığını görebiliriz. Tekrar filtreyi kaldıralım. Şimdi de marka ve parça resimlerini oluşturalım. Marka parça resimleri oluşturulurken yine Protostil'de varsayılan ayarlar bulunmaktadır. Eğer bu varsayılan çizim ayarlarını kullanıcı şirket standartlarına göre değiştirmek isterse çizim ve raporlar bölümünde çizimler marka ve parça resmi oluştur seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler üzerinde sağ tıklayarak özellik penceresi açılır. Bu özellik penceresinden genel ayarlar yapılabilir ve bu ayarlar artık varsayılan olarak projelerde kullanılabilir. Bu ayarı bir kez yapmak yeterlidir. Her bir projede tekrar tekrar yapmaya gerek kalmayacaktır. Örneğin çizim örneği olarak bir seçim yapılabilir. Çizimin başlangıç numarası, kağıt boyutu, markanın ölçek bilgileri ve parçaların dahil edilmesi, farklı paftalara markaların çizilmesi, görünüm ayarları, hangi açılardan görünümler oluşturmak istiyorsak markaya ait bunlarla ilgili seçenekler bulunmaktadır. Ya da ölçülendirme ve etiketler ayarları da yine şirket standartlarına göre belirlenebilir. Parçalar ve markalar için ayrı ayrı etiket ayarları yapılabilir ve ölçü ayarları da ölçü çizgisi, ölçü stili, ölçülendirirkenki hassasiyet ayarı gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Buradaki özellikleri ayarladıktan sonra varsayılanı ata ve tamam seçeneklerini işaretleyelim. Ve varsayılan olarak kaydedelim. Tekrar Protostil arayüzüne geldiğimizde artık şirket standartlarına göre ayarlarımızı yaptık. Numaralandırmamızı yaptık. Çizimlere geçebiliriz. Çizim oluştururken modelin tamamının marka ya da parça resmini oluşturabileceğimiz gibi herhangi bir elemanın da çizimini oluşturabiliriz. Örneğin CL9 marka isimli kolon elemanının marka resimlerini oluşturalım. Üzerinde sağ tıklayıp çizim oluştur, marka resmi oluştur seçeneğini işaretleyelim.
Şu anda marka resmi oluşturulmakta. Oluşan çizimi görmek için çizim yöneticisi bölümünden oluşturulmuş paftaya çift tıklayarak paftayı açalım. CL9 numaralı markaya markanın çizimlerinin oluşturulmasını istemiştik. Burada CL9 olarak adlandırılmış markayı görmekteyiz. Markanın her bir açısından farklı kesitler oluşturulmuş ve kesitler eklenmiş durumda. A kesitini görmekteyiz. Ve buraya parça resimleri de eklenmiş ve gerekli ölçülendirmeler, kaynak belirtmeleri, etiketlemeler yapılmış durumda. Eğer paftanın özelliğini değiştirmek istersek, çizim paftası içerisinde çift tıklayarak çizim özellikleri bölümünden değişiklikleri de yapabiliriz. Paftanın sağ üst köşesinde malzeme listesi ve civata listesi gibi parametrelerin de eklendiğini görmekteyiz.